Abi ne güzel oldu, ne güzel. Next'e geçelim mi? Geçelim abi, çok iyi. Tek gecelik ilişkiyi arıyoruz abi bir sonrakinde. Yapalım mı bunda? Yok ederim. Hepsi correct. Gol neymiş? Sikiş. Bak. Yürüyorum abi. Yürüyorum abi. Ben pezenek gömleğimi giyip geliyorum. Bir saniye bekle sen. Onun için gömlek mi giy? Neyse ya, arkadaşımı kırmayacağım. Kırdın ki mal. Ay, yapmayacağım. Gitti ki. Hayır hayır. Ama kırdın. Hadi bakalım. Bir kulüpten başka kulübe. Geldim. Hoş geldin Ali. So what? Bir şey diyeceğim. Kadınız. Soldaki benim. Kadın mıyız? Sağdaki benim. Evet. Kadın mıyız? Ben erkek tarafına çalıştım. Yani. Kadınız ve tek gecelik adam tavlamaya çalışacağız. Bu bir kadın ne kadar zor olabilir ki bu ya? Ne kadar zor olabilir mi? Bir evet, şöyle şu güzellikteki bir iki kızın erkek abi tavlaması. Bence şu an Discord'daki bu gruba bir... Şimdi Mahmut'la mı gidiyoruz yoksa tek mi gidiyoruz? Mahmut'la gidelim. Yaman Mahmut ne alaka oğlum? Abi lütfen Mahmut'la gitmiş olalım ya. Hayır, şimdi iki kız çıktı ya, belki de şeyle birlikte gideceğiz. Mahmut'la birlikte gideceğiz, ondan bahsediyorum. Dur, ben chat'te Miranda'yı mı gördüm? Miranda. Evet, Miranda'nın bir gelmesi lazım. Yani. Miranda, bu konuda yardıma ihtiyacımız var. Gelir misin? Oha, amına koyayım be. Abi, bu tarafta karşı taraf görüşüne bir ihtiyacımız şey var yani. Bir kız tarafı olması lazım. Bir kız tarafı olması lazım. Biz erkek tarafı olarak biz doğru, bunu çok kolay doğru oynarız. Bunu Miranda'nın oynaması lazım. Bunu Miranda'ya oynatmamız lazım. Ay, ben kendimi kız gibi hissediyorum, oynayayım mı? Sonra bunları klip alıyorlar. Sen üf niye atıyorsunuz diye tribe giriyorsun. Heh. Miranda hoş geldin. Dur sesini açayım az. Evet, ben de açayım. Az bir kısık geliyor. Bir konuşur musun? Bir dakika. S-A-1-2-3-4-5-6. Aynı. Ben bir ayar yapmıyorum şu an sen kendin evet yapıyorsan. Geldim. Efendim. Ha, demin 1-2-3-4 saydın ya. Ben o sırada bir ayar yapmıyordum yani. Sen yapabiliyor musun bir ayar anlamında? Gerçekten Twitch Türkiye'yi bozduk ya. Kim dedi mi? Sesin. Kısık sesin ve... Sesin az geliyor. Bayağı kısık. Ve açman geliyor lazım. Aynen. Ya benim mi sesimi açmam senin lazım? Evet. Ha tamam, açıyorum şu an. Nasıl? Hah, şu an iyi. %200 aldım. Yeterli. Miranda, gerçek ismin ne? Sesim bir şey olabilir. Kübra. Kübra. Şimdi Kübra, hikayeyi anlatıyorum sana. Gece kulübündeyiz. Şu iki kızdan hangisi biziz bilmiyorum. Ve tek gecelik oğlan tavlayacağız. Biz erkek tarafı olarak buna tek atar geçeriz. Bizim için çok kolay bu çünkü. Bunu karşı cinsten birinin oynamasını istiyoruz. Bu yüzden seçenekleri yapmayı sana bırakacağım. Biz kız mıyız? Biz kızız, evet. Oğlum, ben bunları tavlayacağız sanıyorum. Hayır oğlum, hayır. Bunlar biziz. Hayır, kızlar Allah, kızlar erkekleri tavlayacak galiba. Tamam. Evet. Başla. Başla. Tamam, okey. Tamam, ben sana şıkları okuyacağım. Sen de seçeceksin aradan. Okey. Salak şey. Okey. Barmen çocuk hakkında ne düşünüyorsun? İyi iyi iyi. Bir olasılık ama bence... Bilmiyorum ya. Farklı biri için bakıyorum. Büyük planların mı var bu gece? Kesinlikle bu gece biraz eğleneceğim. Ya, bunun için buradayız. Bu kızlar çok fena. Şimdi Kübra. Nasıl davranırsın? A şıkkı. Bu arada bu kızlarsın. Sen kendin olarak cevap verme. Ben bu kızlara kızlardan biriymişim gibi cevap vereceğim. Soldaki kızsın. Tamam. Bu kıza adam bulacağız. Tamam. Ve yani bir kadın gözüyle tavlayacaksın, anladın mı, biri oğlanı? Okey, tamam. Okay. Kendin gibi cevap verme o yüzden. Nasıl davranırsın? A. Yüksek sesle burada gerçek bir adam var mı diye seslenirsin. Evet. B. Evet. Sinirli bir tavır takınırsın ve elde etmesi zor kadını oynarsın. Evet. C. Oğlanın birine gidip pat diye sikini kavrayıp ona üstün olduğunu gösterirsin. Sen de bir denesin onu. D şıkkı bol bol gülücük atarsın odaya. C'yi bir deneyelim mi önce? Biz bunu bir chat bir görmek istiyoruz. Bunu bir deneyelim. Denemek istiyorsanız deneyin. Evet, bunu bir deneyeceğiz.
Bu erkeklerin sorunu ne? Sikerler. Erkekler güçlü, bağımsız kadınları severler. İzle dedi ve şu an abla şovunu yapıyor. Yanındaki erkeği de almazsın ama abla ya. Afarkat attı. Sorry, kaldıran, şey izlemedim. Adana, afarkat attı bunu koy, bu ne? Çok kötü, çok kötü. Bu çok kötü abi. Of, bu çok kötü. Tamam, senin seçimin ne? Benim seçimim B. B. Yani evet. Zor kadın mı oynarsın? Evet. Okey. Ben söyleyeyim mi? Gülücük olan. Ben de gülücüğü seçerdim. Ali, bak bakalım kimliğinde erkek mi yazıyor, kadın mı? Ama bak bir dakika. Bizim için bak dedik ya, biz erkek tarafı olarak zaten biliyoruz neyin hoşumuza gideceğini. Evet. Bunu o yüzden karşı taraf seçecek Ali. O yüzden söyleme, aynen yönlendirmeyelim. İşte bütün erkeklerin hoşuna gidecek erkeği ne yapsın kız? Ay pardon, bütün kızların hoşuna nasıl gidecek yani? Erkeği ne yapsın? Bir dakika, cümleyi kuralım. Erkeği ne yapsın sen... kız? Erkeği... ya bu kız erkeği ne yapsın ya? Al yanındakini git. Valla aynı şeyi düşünüyormuşuz. Abi Toru ne yapıyor? Toru? Toru? Ne? Ha yaşıyor, tamam. Abi Toru sesin gelmiyordu Furkan. Bir an Furkan aynen bir 5 dakika sessizlik olunca biz endişelendik. İyisin değil mi? Arada ses var. Tamam abi. Tamam abi, güzel keyifli şeyler abi. Onu muhakkak eminiz de. 5 dakikayız ya biz sana. Emir bir şey okay söyleyeceğim. Dur, şu an sert takılıyoruz herhalde. Bekle, bir nereye bağlanacağını görelim. Şu an sert takılıyoruz abi. What are you doing? Bitch 101 babe. Evet, Astatin söylediği şey. Bir yandan yayına bakıp bir yandan... Abla ne yapıyorsun, anlamadım ki. Ya bu kız ne yapıyor? Sert takılmak böyle ya, bir şey değil ihtimalle ama. Dancing, smiling, drinking. Don't do this please, don't do this. Evet, kadın kendini rezil etti özetle. Neden MC Hammer gibi dans ediyor? Sorgulama. Evet. Kübra, diğer seçeneğin ne? Şu an bitti. Hiç kimseyi tavlayamadın. Bir de arkadaşın sana tavır yapıyor. Bu ne hareket? Diğer seçenek gülücük lord falan. Gülücük atmak ya da erkeği arkadaşına burada gerçek bir erkek var mı diye sormak yüksek sesle. Gülücük atmak o zaman. Ya ben hiç erkek tavlamadık ki, bilmiyorum. Aga be. Ne? Gece o zaman Eray cevap versin. O zaman sen bunu hak ettin. Oğlum ben erkeğimi tavladım, piç. Eray sen çok tavladın ama yani buna cevap verirsin. Ay gülücük at. Şu da olabilirdi. Ay bu değil bu. Ay kız. Salak şey ya. Aga be. Tamam işte. Gerçekten ola ki çıktı, bu şey gibi bir şey yani. Hani yani sen yönlendiriyorsan buradaki kadını. Tavlayabilir miydin o yani? Ama yanlış seçenekler seçiyorum işte. Ya demek. Türkiye'de bu kadar zor değil zaten işler yani. Merhaba diyorsun. Gerisi geliyor gibi geliyor bana da. Tamam mı? Oldu mu? Yani göreceğiz. Seçtim. Şu an gülücükler saçıyoruz odaya. Bunu daha çok seçeceğim. Ben bu arada yanında arkadaşı olandansa tek olanı tercih ederim. Arkadaş bir eksi bence. Ali sakın düşündüğüm yorumu yapma. Banlarım seni Discord'da. Biliyorum hakkından ne geçti. Biliyorum aklımdan geçti ya. Tam giriyordu söyledim diye. Biliyordum ne söyleyeceğini çünkü. Chat çıldırdı. Sağdakinin kölesi olurum. Bizde elimizde soldaki var. Bu kızlar hala kendi kendine oynuyor abi. Henüz daha erkek yok etraf. Bu hangi varmış? Biz de gidelim. 35 tane kadın oynuyor. 3 tane erkek var mekanda.
Kesinlikle bunu ben yayına content olsun diye söyledim. Kız arkadaşım eğer bu yayının tekrarını izliyorsa kesinlikle böyle mekanlara gitmek, farklı kızlara takılmak gibi niyetim yok. Sadece yayına content olsun, çocuklarla beraber gülelim eğlenelim diye böyle cümleler sarf ediyorum. Aşkım abi sen söylüyorum. O yüzden sordun yani öylesine. Devam. İçerik. Ben yanındayım yenge, merak etme, bana emanet. Şu an var ya içi nasıl rahat. Huzurlu oluyor evinde. Devam. Vücut dilin nasıl olmalı sevgili Kübra? Birbirinize bakın. Odaya doğru dönük. Barda bacakları açık. Neden tam ilişkide? Ben C'yi bir deneyeceğim. C'yi bir deneyeceğim. Chat, bunu veremem ekrana. Bunu veremem ekrana. Net ban yeriz. Net ban yeriz. Net ban yeriz abi. Ya link ya linç. Oraya sincap koy. Allah kahretmesin. Kapatamayacağım orayı ya. Abi veriyorum, rapor eden ılıktır. O kadar mı? Rapor eden ılıktır. Göster abi. Ver abi. İç çamaşırı var burada. Oğlum burada biz bizeyiz. Kim rapor edecek? İç çamaşırı yasak ya normalde. Abla da yalnız Roberto Carlos. Oyun oynuyoruz sonuçta. Bundan ban yemeyiz değil mi? Ya ne var bunda? İç çamaşırı gözüküyor. Yasak ya tabii işte. Abla yalnız inanılmaz itici bir hale geldi. Lan bizim Namık abiye benziyoruz şu an. Nasıl bir oturmuş ya? Elmanlar gider falan. Ne yapıyorsun? Abi ne yapıyor? Saçına sakız bulaştırdı ya bir de. Elmalı nargilesi bildiğin tekel amına koyayım şu an. Tam bir kekoya dönüştü. Oo, hareketlere bak. Zati takılmaya çalışıyor. Takılamadı ya bir de. Çok salak. Ne düşerse giderim. Allah seni belanı versin. Abla ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Yemin ediyorum soğudum kadından ya. Mahmut'tan da beter bu. Mahmut harbiden bundan iyiydi Mahmut. Aynen. Mahmut harbiden bundan iyiydi. Siz seçtiniz. Ablaya öyle şey yapmayalım. Tamam. Ya. Kübra Allah. Senin seçimin ne? Odaya, tekrar sayar mısın? Odaya dönük mü durursun, yanındaki arkadaşına dönük mü? Tekrar açma var mı dedin? Yanındaki arkadaşıma dönük otururum. Mo. Jirox hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne getirmiş abi? So, not the best thing. I mean, you want to be... Geç gördün değil mi? Evet. Oğlum ben bir yandan dereceli de şey atıyorum ya. Emre, bir şey önereceğim. Efendim? Herkes kendi cevabını yazsın, aynı anda söyleyelim. Kiminki doğru diye bir şey yapalım. Hani Kübra da söylesin, biz de. Ama çok belli ki bununla doğru olan cevaplar. Sen direkt doğru cevabı mesela görmüyor musun baktığın anda? Ama mesela Kübra diyordu. Tam da o Kübra'nın seçimi. Biz karşı taraf olarak düşündüğümüz için zaten kendi tarafımızı tavlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani mantıken bizim için kolay olur. Amaç burada tavlamak değil mi? Evet. Burada amaç direkt ki... yani bu gece bu kız çok affedersin sevişecek birini arıyor. Tamam. Ve gol de bu yani, anladın mı? Yani gol oğlanı alacak, yatağa atacak kıvama getirmek. Sonra bitecek. Hikaye bu. Olay bu yani. Hikaye bu. Daha fazla dikkat çekmek için kıyafetlerini düzelt, böyle saçını havalandır. Evet. B yüksek sese şarkı söyle. C arkadaşına twerk yap. D
Ateş, ateş diye bağır ve yarışma için dans pistini boşalt. D. Yüksek ses şarkı söylemek mi? Ay D, pardon. Sen... Ateş ateş diye bağır ve... Bunu mu seçiyorsun? B demedim ki, D tamam, dedim. Ha. Tamam, sen onu mu seçiyorsun? Evet. Dans yarışması mı? Chat önce bir C'yi deneyelim diyor. Evet, evet, evet. Onu ben de istiyorum. Tamam, hadi al, deney. Umarım iyi yapar. Yapacak bu arada muhtemelen gidecekmiş gibi. Abi. Abi. Ya otomatik. Otomatik. Bir şey diyeceğim. Kanal banlanırsa benim abone çok düşer. Geri açıldığında geri abone olun lan. Vallahi bak. Belli ki bu gece gideceğiz. Abi niye direkt Namık abiye bağlıyor ya? Belli ki bu gece gideceğiz. En azından gittiğimize değsin abi. Ne yapıyorsun? Tövbe kalmıyor zannetmiyorum. Ben daha iyi yapıyorum. Sizin seçtiniz. Bence daha iyi. Evet, bence de tövbe. Abla kontrolden çıktı. Ha? Bilin kaçsa bana ya. Atif gece gece güzel gider abla. Hayır hayır. Evet, senin... Ayıp lan. Kübra, senin seçimin neydi? Benim seçimim D. D. Madem tavlamamız gerekiyor, yapalım bir şeyler artık. Hayır. Hayır. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Hayır. 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 Bezi tanımak bir davranıyor, bence o benim yani. Dans pisti boşalmadı bu arada. Kız gerçekten sorumlu bu arada ya. Çünkü o şekilde boşaltılmaz o dans pisti. Arkadaşı nasıl ignore etti, gördün mü kızı? Geriye iki seçenek kalıyor. Yüksek sesle şarkı söyle. İşte kıyafetlerini düzel, saçın başınla oyna. Kıyafetlerini düzel, saçın başınla oyna o zaman. Okey. Sir Yıldız abone olmuş. İkinci oyunu kutlamış. Selamlar demiş. Aleyküm selam. Aramıza hoş geldin. This is Smurf Prime ile abone olmuş. Aramıza hoş geldin. Future Pilot 100 bit göndermiş. Tavsiye veren Esmer abla diğer kızdan daha güzel by the way demiş. Artı bir. A seçtim o zaman. Instagram'ıma bakılmış. En zorlandığımızın oğlan tavlamak olması peki? Yazılanı bir ben mi gördüm şu an ya? Kübra kız mı? İlk önce bunu sorgulayalım Emre yine. Şey yazıyorlar, kız ülkede hiç ihtiyaç duymamış kur yapmaya. Bir şey diyeceğim, bizim ülkede bu arada gerçekten çok ihtiyaç duymuyorsun ya. Yani biraz şey kafasında geçiyor hani opsiyonlar ya, arasından. İhtiyaç duyan kızlar da var da ben hiç ihtiyaç duymadım. Zaten normal dursam da yetiyor. Tamam tamam. Yani bir noktada ego demeye gerek yok aslında, doğru çünkü. Bence de. İşin doğruluk payı da var bak. Orasını da düşünün. Türkiye'de hayır, laf sokmayacağım. Yapacaktım ama gerek yok gerçekten. Çünkü cidden ama dediği ego, doğru yani. Bir şey değil mi? Ego da var ama yani. Şimdi yani böyle patatesin ama Instagram olsun hesabı olsa dişi olduğunu bilsinler, patatesin 8 tane adam yazıyor yani, anladın mı? Biraz elin yüzün düzgünse bir şey yapmana gerek yok. Gerçekten 50 tane yazıyorlar. Ve aradan seçiyorsun yani. Çok kötü. Ha kızımız egoist. O çok ayrı bir hikaye. Ama çok da verdiği örnek yanlış değil bence. Ama olduğum kadar biraz... ego var. Olmadığım kadar yok. Fazlası yok. Olduğum kadar var. Bir şey yaz. Kaynar suya dayanma. Doğru. Yokluk çok olduğu için. Doğru. Doğru. Buna itiraz etmeyeceğim çok fazla. Yo, istediğini söyleyebilirsin. Oraya laf sokacak. Hi. Hey. How are you? Yeah, I'm really good. Şu an bir çocukla tanıştım. What's your name? Louis. I'm Tamir. Nice to meet you. Nice to meet you. Tamir'miş çocuğun adı. So where are you from? Okay. From England. Oh, I'm from Israel. İsrailli bu arada çocuk.
go to Israel. Always. Hadi bakalım. Most welcome. Thank you. I really like your dress. Thanks. So. Biri direkt like İsrailli mi verme yazdı. Yoktu. Oha ya. Bu arada elbise çok güzel dedi oğlan. Kız yemin ediyorum güneş enerji paneli gibi yürüyor ya barın ortasında ya. Nesi güzel evet, anlamadım. Bu biraz falso biraz ya. Elbise dar ve parlak, güzel bir elbise bence. Abi değil ya. Değil. Şu değil. Yanında arkadaşı var ya bunun bir tane. Bak yemin ediyorum çarpı 10 ya buna göre. Hem güzellik olarak hem giyim olarak. Çünkü bu salak salak hareketler yapıyor. Bir kere gözünüzden düştü. Toparlaması çok... Hayır yapmasa da öyle ki yandaki kızın bir duruşuna bak, bizimkine bak. Oğlan direkt numaranı alabilir miyim dedi. Why? Why not? Bizim kız da neden dedi. Aa, kız bir bağ olmadan tek gecelik istediği için numara vermek istemiyor. Hmm. Okay. Kabaca reddet ya da Adam Lyon'un görünmez dans partneri rutinini uygula ki bunun ne olduğu hakkında hiçbirimizin fikri yok. İgnorlayıp onu bir görelim, şey, onu bir görelim. O şey abi, ignorlayıp böyle hiç yokmuş gibi davranıyor ve gidiyor yani. Hangisini diğeri, yapmak istersin? Diğeri bu kadar. Neydi? Kabaca reddet. Kabaca reddetmek istemiyorum. O zaman diğerini seçiyorum. Hala bir açık kapı bırakıp B'yi seçiyorum. Okay. Can I give you a test? Sure. Yeah, it's just to test your coordination. Yeah, okay? Why not? Okay. Phone in your pocket. This. Okay. Hands like this. And you're going to copy me. Okay? You go 1, 2, 3, 4. Really fast. Up to 10. Okay. Try it. 1, 2, 3. Okay, okay. Now you do it with your eyes closed. Keep them closed. Up to 10. Okay? Okay. Okay. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aga be! Demiştim, o çok şey kötü ya. Ama bu gerçekten ayıpmış. Yani İçkiyi de masada bırak. Bir şey diyeyim, bu yanımızdaki arkadaş en büyük şey ha. Sıkıntı. Başımıza neler geldi, karı dansı bırakıp bir başını çevirip iyi misin lan demedi. Hepimiz ödeyiz abi. Hangi de bir şey yasağın gibi bir şey. Doğru, ben de yapmazdım. Ben de yapmazdım. Kabaca reddetmek daha this mi? This is my friend. Evet, geri mi geldik mekana sonra? Aynen, oğlan gitti. Biz bir şey diyeyim mi? Oğlan tavlayamayacağız abi. Net ikna oldum şu an ama. Abi yanındaki kız da erik gibi yani, maşallah. İsrail'in de sonu böyle olacak. Bir şey diyeceğim, ben nereye gittim lan? Sen bir dans pisteni kasıp kavurup geldin. Sonra bir anda bizimkiler pas vermeyince devam ettin diğer tarafa doğru dans ederek. Bir şey değil mi? Yemin ediyorum story of my life ya o adam. Kasıp kavurup gelip gittin abi. Yok be oğlum, ikinci ayını kutlamış. En büyük asker bizim asker, hayırlı tezkereleme demiş. Ne alaka lan? Bu bir şey değil mi? Drama hayır, seviyor. Emre, hayırlı olsun. Güle güle git, güle güle gel inşallah. Durdurma yazıyor ya bir de chat. Güneş çok yanlış bir yerde, çok yanlış bir yerden girdin abi. Kaç bu chatten. Kız arkadaşlarının yanına gitti, git. Belki senle tanışırsın. Ne yapıyorsun abla? Hayır. Ha bak. Ava çıkıyor. Ha tek kaldı. Bak şu an daha evet. İyi gördün Ali. İyi gördün. Bu ne lan? Biz bunu senden beklemiyorduk ama. My God. Görmeyi değil mi? You look stunning. Thank you. You're like a walking, talking, fucking disco ball, darling. Come and talk to daddy. What might your name be, little girl? Bu nasıl bir adam lan? Louise, nice to meet you. Yeah, what's your name? It's Fraser Cranwell II. Oh, nice to meet you. Pleasure to meet you. Cranwell II. Elini geri alamadı ya bir de. Oh, you know, a couple of pheasants I shot this morning. 10 grams of Columbia's finest and 4 bottles of Petrus. It's for the owner, Jake Parkinson Roly Poly. I know him, good friend of mine. What do you do for a living? Çevirmeyi unuttum. Adam böyle uyuz tipin teki işte. Yani patronu tanıyorum. Onun için birkaç şişe bir şeyler getirdim falan. Tam böyle alfa olmaya çalışan sığır gerçekten.
iş olarak ne iş yapıyorsun dedi. Hayatımda bir gün bile çalışmadım. Aile parası yiyorum dedi. Mükemmel. Bunu tavlayalım bence. Tamam, okey. Ama hayatım. Bence gerçek o şekilde değil. Ben sana adamın şeyini çıkartayım mı? Ama veriyorsun şu an. Neyi? Hayır, bir şey vermiyor. Ya, bence bak, gayet... Bence tamamen şu adam yıllardır ilk defa bir klaba çıkmış. Amacı tek gecelik ilişki ama sıfır bu konularda. Ve sıkıyor. Hmm, olabilir. Mantıklı. Çok mantıklı hem de. Evet. Devam. Continue. A. Kübra bunu sen seçeceksin. Çocuklar konuşmayın. Ali Allah aşkına. Seksi bir şekilde ona dokunmaya başla. Neyle bir şekilde? Seksi. Evet, okey. B. Seksi bir şekilde her istediğini yapabileceğini söyle ona. Yani sana her istediğini yapabileceğini söyle. C. Üst sınıftan biri gibi davran. A. Seksi bir şekilde çocuğa mı dokunuyoruz? Evet. Not work today, eh? Never. I love your suit. It's nice. Lovely. So, what do you do all day? Do you like flying private jet? Ne? Ne? Nereye? Bir daha desene, duymadım. B'yi seç, her istediğimi yapacaksam ben direkt girişirim yazmış. BDSM girişim yazmış. yeah, you've hit the nail on the head, Johnny, to be honest, yeah. Private jet, shoot pheasants, drink for drone. Yeah, no. You know. Do you have like a helicopter pad? Absolutely, yeah. Crikey, you're not a shy girl, are you? Do you like have like a private tennis coach? I do, yeah. I mean, you can borrow him if you like. Go, yeah. Şu an bir gold digger olup adam kararsız kaldı. Hani neyse, Kübra'dan çekinmeyeceğim. Nasıl olsa izlesin, duyacak. Oğlum bu niye Wesley Schneider? Adam şöyle bir konuda kararsız kaldı. Hani verse siker misin? Evet. Ama bu da ne böyle ya falan modunda arada bir yerde kaldı adam. Çok basit bir hareketler yapıyor çünkü kadın. Evet. So this guy's a great catch. So the idea is that. Okay, adam elimizle devam ediyoruz. Cheers. So tell me, my darling, what would your idea of romance be? Senin için romantik açılımı nedir? Nice holidays abroad. Güzel yemekler, tatil, pahalı hediyeler. Gold digger'a dönüştük anında. Where do you like to holiday in particular? Tatil nerede geçirmeyi düşünüyorsun? Küçük bütçeli yerler dedi. Are you a fan of Milan? Milan, yeah, sure. I like Milan. Yeah, I like all places. Nereye bağlanacak çok merak ediyorum. You know what, darling? I don't mind saying this. I'm becoming terribly fond of you. Evet. Kübra. Evet. Başka bir gün buluşmayı öner. Toru iyi misin? Ya iyi merkez diye i̇yi, soruyor. Toru iyi. Eray yok. Klasik. Eray elendi. Eray elendi bile. Klasik aradaki kafa çarpıştırma dansını yap. Minik takılmaca için tuvalete götür çocuğu. Oh. Tavlamamız gerekiyor değil mi şimdi? Bu oyunun şeyi bununla gerekiyor. Bununla, bir yani biriyle sevişeceğiz. One night stand yaşamamız gerekiyor. Tamam. Tekrar okuyorum. Bir saniye. A'yı bir kere eledik. A yok. Bir şey de kafa çarpıştırma ne amına koyayım? Koç mu bunlar ya? harbiden o ne? Onu anlamaya çalışıyorum sabahtan beri. Yani headbutt dansın ne olduğunu bilmiyorum ama. Yok, C olmasın ya. C'de C çok seçtim bile. Çok basit, daha da basitleştiriyoruz ya. Ne? Kız çok basit, daha da basitleştiriyoruz. Öyle ol. Yani iyi misin Toru, ne oldu? Hayır bak, kız basit. Nefesi kesildi abi. Her karakter, yok her karakter üstüne adamın bir şey katıyor, tamam mı? En şeyini seçmen lazım böyle, nasıl desem. Kız zaten
nasıl yollu, tamam mı? Hani evet. Şey böyle istiyor, tamam mı? Sen normal bir şey desen ne kalkacak zaten kuduracak kız. O yüzden böyle en normalini şey yapacaksın ki kız zaten üstüne bir şey katıp ortada duracak. Sen biliyorsun no. Bu işi, tamam. Sen bu işi çözmüşsün. Ya Allah'ım. Crazy. And this might... Yani ne diyorsun, bu tuvalet olayı işimize yarayacak mı, ters mi tepecek? İyice yollu mu olacağız? O zaman B'yi seçmemiz gerekecek çünkü dediği gibi kız zaten abartarak yapıyor her şeyi. O zaman sence B'yi peki oğlan gelecek mi tuvalete? Aa. Acaba şöyle bir şey mi yapsak? A'yı seçip hani... Hayır, biraz şu an bunu seçtik. Daha... Şu an daha o noktada değiliz. Oğlan sence tuvalete gelecek mi? Bilmiyorum. İzlesek bence gelecek. Toru? Gelecek ama orada bir şok olacak. Hani ne yapıyorsun? Amına koyayım. Abi bak işte ekle... Mesela şöyle ne düşün. Yapıyorsun amına koyayım? Eylem yapılan yer ve konuyla ilgili çok yanlış bir önerme oldu ama. Hayır, bu kız ne yapıyor yani? Hani niye bu kadar? Kız azmış direkt. Baksana hareketlere. Bunu söylesem olur mu, kontrolü gördün mü? Azmış. Daha iyi anlatılamazdı. Ben de sen kızın azdığının farkındayım. Ama sonuçta oyunda şu anda bunu elde etmemiz gerekiyor. Bir tane tamam. Erkeği eve götürmemiz gerekiyor oyunda. Eve götürmek tamam. Zorunda değiliz. Yatacağız yani. Tamam, derdimiz yatacağız da. Get laid yani. Tuvaletteki de sayılıyor mu? Yani total sayıya mı kasıyoruz, bir seferlik kurtarıyor mu sorusunda mıyız şu an? Evet evet. Hadi. Bir deneyelim bakalım. Tuvaleti seçtik zaten, ne olacak? Tamam. Little bit forward. Give it to me. Give it to me. Please believe me. I never do this. No judgment here, darling. So I just think we go and get Chris. Chat'ten anlayan var. Diyor ki ben daha önce hiç böyle bir şey yapmadım. Ama diyor ki azdım. Fenayım. Ellerim tutmuyor diyor. Yani diyor ki baş başa kalacağımız bir yere gitsek ve tamamen her yerime adını kazısan. Baksana kız nasıl üstüne ekliyor diyor. Normal bir şey. Bakar mısın kız nasıl istiyor değil mi bu kız? Bence hayır, biz vahşileştik be. Azdım. Kız. Adam Ferhat kızla daha... Bana sürtündüğünü, trust ittirdiğini hayal ediyorum diyor. I've got to be honest, darling. Me and my old boy don't work too good after 2 grams of cocaine, but I mean we'll give it a damn good go. Diyor ki benim yaşlı oğlanın diyor 2 gram kokainden sonra iyi çalıştığını düşünmüyorum ama neden olmasın dedi oğlan da. Konuşurken de sus deyip. I'll be right there, darling. I'll be right there. Christ! I've forgotten my Viagra. I'm coming. Bu kızdan bir bok olmaz. Teknik olarak sevişti. Yani evet ama bence... Kızdan bir bok olup olmaz. Okay, kırmızı yedik bu arada. Bence kızı biz tameliyoruz. Ne yapıyoruz? Kızı biz evcilleştirmemiz lazım. Çünkü salarsak... Bu arada 2.5 dakika sonra devam ediyor hikaye. Zayetmemiş. 2.5 dakika mı? Olmadı mı? Yani şu kızın ondan... üzerinde kıyafeti çıkarmanın 2.5 dakikadan fazla süreceğine eminim. Çıkarmıyor. Ali hayır söyleme o sıyırma hikayesini. Evet. Hayır. Ne oldu şimdi? Bunu çünkü ben mi anlatırım? Chat mi anlatsın? Bizden biri mi anlatsın? Bulamadı mı çocuk? Yo, buldu çocuk ya. Hı, tamam. Chat'i oku. Okuyor musun chat'i Kübra? Erken boşalmışım. Evet. Kübra bayıldı galiba. Ya, geç. Abi yaz aylarında böyle bildiğin ufacık bir yağmur yağmış, bitmiş. Dünyanın
garip benzetmesi. Hafif böyle yer ıslanır ama çamur olmaz ya. Aynen öyle, aynen öyle. Ya tamam hadi geçin. Tamam. Ama toprak özetle kötü geçmiş yani. Tamam sor. Şimdi yeni sorular gelecek mi? Gelecek. Nisan yağmuru. Hey what? Tamam, sonuç olarak başardık mı? Oh fuck off, it's too late. Ya kız başarmış olarak görmüyor şu an. Yani kız güzel takılmalık gecelik ilişki arıyordu. Bu dakikalık oldu. E tuvalete götürürse olacağı budur işte. Ne alaka? Anlamadım ben şimdi. Ben de anlamadım. Ne alaka ya? Ya ne yapıyorlar ki? Olsun kabin olsun. Tek gecelik ilişki tuvalette mi oluyor? Yani? Ne? Mekan fark etmez ki. Oha ya nasıl abazısınız siz ya? Abazısınız değil genel olarak bu evre. Ya bir şey olmamış işte bak bir şey olmamış. O adamın suçu ama bunun mekanla alakası yok. Bir daha mekanla olur. Alakası var demiyorum ama bir şey olmamış. Bu gecenin sonu hayır olsun ya Rabbim ya. Aynen kalkmamış bu arada abinin puşörtmemiş. Kokainden dolayı. Twitch'te yasak olan ne varsa bu gece yaptık sanırım. Bak şu kızın şurada baktığı yerde bir çocuk var. He's handsome. Looks like a model. Demin bir çocuk gösterdi. Gördün mü? Kübra. Ben mi? Evet. Evet. Yes mi no mu? Yes artık yani. Niye? Başka opsiyonlar da var. Koca bardas. Ben desen no desen bile yes diyecek kız. No yani. Diyorum ve merak ediyorum ha. Gerçekten yes diyecek. Ben kendim artık bu kızın yerine koyup da cevap vereceğim. No. Kesin bir tane daha bulacak. Cool. That's the right. Doğru seçenekmiş bu arada. And, you know, it's funny the difference in the way women and men approach. No. Evet. So men obviously are very visual. Boyla tek oturuşta bitti. Beline kuvvet kardeşim. Beline kuvvet doğru. Tamam. Abi oyun oynamamıza gerek yok. Devam ediyorum. Devam ediyorum abi mümkünse. What about that guy? Looks funny. Başka bir çocuk daha buldu. Ne diyorsun bu çocuğa? Görmedim. Bir daha gösterir misin? Ekranda. Bu çocuk yıkılmış ha. Bu çocuk aşk. Bu çocuk baymış çekiyor. Harbiden bu arada hayattan. Çocuk aşk acısı çekiyor abi. Daha kolaydı. Ama tam tek gecelik. Tamam. Bu tam zaaflarından yararlanmalık çocuk. Git. Gittim. Yazık be. Bizi hep böyle görüyorsunuz değil mi? Kübra çocuk bayıldı. Ne şey çözmeye başladım. Ben artık gay oluyorum değil mi? He'll be easy and I can have my Wikipedia. Ve kız Kübra ile birebir aynı şeyi düşündü. Var ya. Bir dakika kız Kübra ile birebir aynı şeyi düşündü. Oha. İşte bu yüzden abi bizim farklı fikre ihtiyacımız var diyelim. Bak burada 5 erkek bunu düşünemedik. 4 kalmışız gerçi. Ne oldu Tarık? Ha ben de düş aynısını söyledim. Burada 3 erkek, 1 Tarık ve 1 Kübra bunu düşünemedik. Kırmızı yedik bu arada. Gide bu olan yanlış bir seçenekmiş. No dedim. That one. İyi, chat'ten gelen yorum var. Memelerine kusacak yazmış. Kız şöyle dedi. Ben tek gecelik takılmalık bir şey arıyorum. Bunun sikini bile dikeltemem bu sarhoşlukla. Olmaz diyerek devam ettik abi. Okay, sorry. Yep, obviously the wrong. Şu an var ya aldım mısırımı heyecanla izliyorum böyle ne gelecek bu diye. Look, he's so sweet. Bak bir olan daha geliyor. Bu bir şey değil mi? İlk seferine gelmiş ha. Bak net.
kapı da istediği şeyi vermez kızan. Niye tek gecelik takılma istiyor? Kafası basmayan çocuk, yürü gitsin işte. Dur, Kübra sen de düşünüyorsun. Okey, bu. Ya çok minnoş bu. Kıyamış. Ya. Şu an köpeğine davranır gibi davranmadım ya. Peşoptan hayvan seçmiyorsun ki. Onun kötü emellerimizi alet edemeyiz. O bunu. Ya da evet be, tam işte bu. Hiçbir şeyden haberi yok. Böyle sanki ilk defa gelmiş gibi. Ama şu yönden... Ona hayatın ne kadar kötü olduğunu öğretmemiz lazım. Gidip kendimizi aşık edip tek gecelik ilişki yaşayıp sonra ersikinç bir yerden onu eklememiz ve görüşmememiz lazım. Hadi gidip ona hayatın gerçeklerini öğretelim. Çok ağır oldu. Ama tıkladım, hoşuma gitti. Ben daha kaba bir diletiyorum. Hadi gidip ona kuşuruz, o yapalım. Abi aynı tepkileri veriyorlar Kübra'yla. Çok şirin yaptı kız. Abi ne oluyor ya? Abi sen oynadın mı bu oyunu? My nan would love it. Hayır, yemin ederim oynamadım. Kız gibi. And he looks so good in a gimp mask. And I could whip him and chain him up. Serious? İzlemedim ben. Sorry. Bir şey yazdı. Siz hepiniz aynısınız. Eşan yazıyorlar. Yanlış seçenek. Exactly. Evet, nice. Çok iyi niyetli bir oğlan. Eğer takılmacalık böyle şey bir şey arıyorsan çok iyiydi. Şimdi yoldan çıkarırsın o çocuğu bu arada net bak, de. Hayır ama bak konuşmama izin vermediniz. Bütün gece çocuğa bir şey öğretmekle uğraşacak. Öğretmen mi olacaksın amına koyayım? Neyi sen öğreteceksin Ali? Çocuğun ilk gecesi belli. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın falan filan şeklinde. Kadın belli, biliyor yani işini. Avrat satın eline girdin mi? Dört tane yani. Yeger şat bak ne oluyor çocuk. No diyerek devam ediyoruz. That guy. Right. Yes. That. Biz kimseye veremeyeceğiz bu gece arkadaşlar. I would eat him for breakfast. He wouldn't last 5 minutes. 5 dakika bile dayanamaz bu dedi. Şirinlik kurtarmıyor abi. Bu kızı kimseye veresi yok. Seçtiğimiz 3 oğlanda hayır geldi abi. Bu galiba erkeklere ders vermek için yapılmış bir şey yani. Oyun bilerek yapıyor bence. Ya. Abi şey diyeceğim, kızın yanındakini bildiğin kendimizi tavlayamıyor muyuz? En son buraya çıkıyor bak, bence oyun. Bizim esas oğlana geldik. Bizim esas oğlana geldik. Dur. Bunu yes diyorum direkt. Alfa. Ben daha yakışıklıydım. Good looking. He's sociable. Geç buraya, git yanına. Boş adam kendine verdirtti ya harbiden. Uğraştı, didindi ve başardı yani. Gerçekten ezik gibi gidecek mi yanına? Hayır, ortada dans ediyor, oğlan yanımıza geliyor. Biz bakışlarımızla onu yanımıza çekiyoruz. Bir şey diyeceğim, bir erkek tarafı olarak. Bence bir kadının hoşlandığı erkeğin yanına gitmesinin eziklikle alakası yok. Evet. Çok net bir şey. Çünkü sen gitmezsen başkası gidip onu elinden de alabilir yani. Bana söz hakkı doğuyor mu? Doğuyor tabii evet. Ki. Sana söylüyorum bunu çünkü. Gitmezsin hoşlandığın birinin yanına ama uzaktan hoşlandığını belli ettiğinde zaten o gelir. Mesela ama nasıl? Gelmiyorsa mesela uzaktan hoşlandığını belli edersen mesela baktığında falan sen de bakmış olursan. Bilmiyorum ya. Tamam belki bu Türkiye için konuşayım ben sana şu an. Ben bunun benzerini... Ben hiç kimsenin yanına gitmedim bu zaman. Tamam ben sana şöyle bir örnek vereyim mesela. Benim daha önce yaşadığım örneklerden bir tanesidir. Uzaktan bakışıyorsun, gülüşüyorsun, her şey güzel. Ama yanına gittiğin zaman inanılmaz egolu ve göt gibi davranıyor sana. Ve instant bir breakdown yaşıyorsun. Ve bu tecrübeyi birkaç kere yaşadığın zaman ardından bir sonraki gülümseyene artık gitmemeye başlıyorsun. Şahsen ben şu anda şu yaşımda bundan önceki tecrübelerimle konuşacak olursam 27 yaşına bir herif olarak bana biri uzaktan gülümsüyorsa kalkıp yanına gitmem. Okay. Ondan bir hamle beklerim. Ben o noktada değil şeye takıldım. Diyor ya hoşlandığını belli ettiğin zaman karşı taraf yani yanına gider. Ama kız tarafından konuşuyorsun bunu. Bir erkek belli ettiğinde kız niye gitmesin? Yani belli ki hoşlanmışsın. Oğlan da sana bakıyor. Ya ben yanına gitmenden öyle ilk mesela
doğru gelmiyor bana. Hiç tanışmadan öyle ilk defa gördüm bir kafede veya bir club'da. Ne farkı var ki bir erkeğin gitmesiyle kadının gitmesi arasında? Hayır, böyle sadece bakışarak hoşlandığını, nasıl hoşlandığını anlayabiliyorum. Bakışarak hoşlandığını anlatamazsın zaten. Veya görünüşten mi hoşlan? O zaman görünüşten hoşlanılıyor demek ki. Öyle düşünüyorum ben. O zaman sadece benim görünüşümden hoşlandı ve o şekilde tanımaya karar verdi. Benim. Asıl yanına geldiyse aynı şey değil mi? İkisi yani, de aynı şey. Yanıma gelsin. Ben yanıma geldiğinde eğer hoşlanmışsam zaten terslemem. Hoş bir beyefendiye benziyor ise terslemem. Ama ben gidemem. Utanırım yani. Yani sen utangaçlık olayından dolayı öyle diyorsun. Evet. Ego veya kız gidemez. Yok kız gidemez. Ya, ezik gibi. Hem ezik gibi görünüyormuş gibime geliyor hem de utanırım. Bunun eziklikle alakası yok. Yani utanırımdan okey ama eziklikle alakası yok bence. Olabilir. Sizin düşünceniz bu. Benim bana göre de yani bence birçok kız da benim gibi düşünüyordur. O beklenti ya şey hani belli bir şey var ya hani erkekler bunu yapmalı kızlar bunu yapmalı. Hani utanma değil de. Ne sence o beklenti? Kafamda o var yani. Erkekler ilk hamleyi atmalı. Hani kızlar bu durumda böyle davranmalı düşünüyorsun bence. Utanmayla pek şey olduğunu düşünmüyorum. Bana da biraz öyle geliyor bu arada. Çünkü hani yo, direkt mesela şöyle düşün. Erkek atmalı değil. Hayır sen şunu söyledin. Mesela erkek kalktığında ya pardon. Erkek kalkmadan önce şey dedin. Ay kız mı gidecek? Ezik gözükecek falan evet. Dedin değil mi? Ya gerçekten ezik. Ya bu biraz da şeyle ilgili bu arada. Erkek tepki vermeyecektin mesela onun gibi düşün. Mesela sadece deseydin ki mesela ben utandığım için gitmiyorum. Mesela o zaman utangaçlıkla ilgili bir şey olacaktı. Ama işine bir ama de ezik görünmeye ekledim. Olmaz mıyım? Ezik gibi görünmez mi adamın yanına hayır. Gittiğimde? Bundan ne alakası var mı? Ya? Ne alakası var ki? Gittin tersledi diyelim mesela. Bir terslemez. Zaten önceden görüşmek aynı şey kadın tarafı için de geçerli. Gidip bir kadının yanına terslenebilirsin. İkincisi işin hikayesinde bir de şey kısım var. Yani bir erkek için bir kadının yanına gelip onunla konuşmaya başlamaya çalışması ya da bir ilk adımı atmış olması çok güzel bir özgüven ve şey boost'u. Yani normalde mesela hiç karşılaşmadığı bir şey falan da olabilir. Doğru, farklı gelebilir. Yani ben kendi adıma düşüneyim. Mesela benim yanına gidip tavlamaya çalıştığım bir kızdansa benim yanıma gelip benimle konuşmaya başlayan bir kız bana 10 kat daha çekici gelir. Çünkü biriniz sana ilgi duyduğunu biliyor olmak ve benim çok erkek arkadaşım var. Gerçekten çok yakın çok erkek arkadaşlarım var ve onların muhabbetlerine şahitlik ettiğimde bunun hoş olmadığı söyleniyor. Hoş olmadığı değil de o kıza farklı gözle bakıldığı söylendiği için ben böyle düşünüyorum. Hani mesela şöyle konuşmak var bir kız için. Ya geçen kulüpte karı bir yanıma geldi. Öf karı da erik gibi kütür kütür falan demek var. Bir de şey var. Ya kıza uzaktan baktım hayran kaldım. İşte senin arkadaşların sadece cinsiyeti erkekmiş karakteri değil. Bence de. Muhtemelen öyledir. Bilmiyorum. Erkek yani o kadar çok erkek arkadaşım var ki genelinin düşüncesi bu şekilde olduğu için. Yani bence de mesela uzaktan bakışıp sonradan sosyal medyadan uğraş verip bulup da o şekilde tanışmak bence de daha anlamlı olur. Anladım. Bana göre. Sosyal medya mı? Ne diyeyim? Musician to himself 25 bit göndermiş. Biz orospu çocuğu muyuz? Ezik miyiz gidiyoruz? Bunun ezikliği hiçbir alakası yok. Bunu düşünüyorsan zaten eziksin. Diyerek bir de sana laf çalıyor. Devam. Devam ediyorum videoya. Hey. Hey. How you doing? I'm good. I saw you with that guy, Cranwell, whatever he is. That posh nod, you know? Oh, he's just a friend. There's such funny rumors about that guy that you can't get it up. Anyway, I'm saying too much. I wouldn't know. But look, correct me if I'm wrong, but were you checking me out earlier? Tercüme edeyim özetle. Yanlışsam düzelt ama önceden bana mı bakıyordun falan filan gibi tatlı tatlı şeylerden konuşuyorlar. Kübra cevap sende. A şıkkı. Okay. Gül ve belki de. Hı hı. B şıkkı. Tokatlanmayı ve gıdıklanmayı seviyor muymuş bak. C şıkkı gözlerini arkana doğru ittir böyle hareketi vardır ya. Güzel cümle götü olanı sana aptal gibi mi görünüyorum de. A şıkkı bence. Okay, senden gidiyorum. Maybe, but bir durdurur you obviously noticed me. Hı? Bir durdurma şansın durdurdum. Var mı? Peki şu algıyı neden düzeltmiyorsunuz mesela biz kızların böyle düşünmesini istemiyorsanız her önünüze gelen kıza kaşar demeyi.
E zaten mesela, yapmıyoruz ki böyle bir şey. Sizden bahsetmiyorum. Sizden bahsetmiyorum ben. Kesinlikle sizden bahsetmiyorum ki chatte birkaç bir şey yazdılar, onu söylüyorum. Her önünüze gelen kıza kaşar demeyi, açık giyinen veya şort giyinen kıza kaşar demeyi ve bunları demekten vazgeçerseniz belki kızlar da böyle çekinmeden, ön yargınız olmadan size adım atabilir diye düşünüyorum. Muhtemelen toplumsal algıdan dolayı kızlar böyle düşünüyor diyorum. Dur chat. Bu konuda bu arada haklı olduğu yerler var. Hayır hayır hayır, bir sakin olun. Var. Bu konuda haklı olduğu yer var. Bunu inkar etmeyin abi. Ben birebir yaşadığımdan dolayı net, evet, var yani. Evet. Bu konuda haklı olduğu, evet, yerler var. Bu çok paranoyakça bir düşünce değil. Cidden çünkü. Bu şekilde yapan erkekler olduğu için bu şekilde düşünmesi bir noktada normal. Ki etrafında da zaten bu şekilde yapan insanlar olduğu için az önce söylediği gibi. O da bu şekilde olduğunu düşünüyormuş. Bu genelleme evet sana göre yanlış bir genelleme olabilir ki bana göre de yanlış bir genelleme. Ama onun gözünde böyle olması da çok yanlış değil. Her yerde sizin gibi erkekler yok. Yani her yerde sizin gibi düşünen erkekler olsa zaten biz kızlar bu kadar önyargılı olmayız. Bu toplumsal algı kalktığında belki biz kızlar da adım atmayı öğrenmiş oluruz. Doğru konuştu. Bunu yorumlar. Ya örnek verelim. Mesela hani şu olayı yapıyoruz ya. Miranda dedi ya daha yine. Hani böyle tepkiler geliyor. Mesela aynı şeyi benim yaptığımı düşün. Bir de Miranda'nın yaptığını düşün şu oyunda. O sadece herkesin değil de belli bir yani nasıl anlatsam bunu ya? Hadi bak. O tepki gelecek ama bana bir şey gelmeyecek. Seksizliğin şemeden. Aynen. Hayır, bana mesela hadi koçum falan denilecek. Mesela örnek veriyorum. Hani yüzde oranı daha fazla olacak. Bana da Kezban denilecek. Ya ona da mesela daha farklı bir tepki verecek ama herkes vermeyecek tabii. Belli bir kitle olacak. Hani ondan bahsediyor. Tabii bunu söylerken herkese de söylemiyorsundur herhalde. Belli bir şey vardır yani. Ondan yok, herkese söylemiyorum. Belli kesimden bahsediyorum. İşte ondan bahsediyorsun yani. Bu biraz bilmiyorum tercihlerle alakalı bir şey gibi geliyor. Yani etrafındaki insanları sonuç olarak sen seçiyorsun. Evet. Ve etrafındaki insanların nasıl davranan insanlar olduğunu seçmek de senin kontrolünde diye düşünüyorum. Ben çevremde o tarz insanları mümkün olduğunca barındırmamaya çalışıyorum. Bu arada kızmadım. Sadece açıklama yapmak istedim. Söylediklerinize de alınmadım. Chat. Yo, Toru heyecanlanmadı. Toru cümleyi linçemeden ya da herhangi bir cinsiyeti... Ya dışarıda bırakmadan. Yine benim patates yemeye geldi. Allah belanı versin ya. Sen abi nerede gördün? Patates onu? İstiyordu. Patates söyledim. Allah kahretsin böyle. Tamam bir daha yapmam ya. Bu olayı biliyor musun bu arada Kübra? Biliyordur kesin. Hayır bilmiyorum. Anlatsana o sen. Ay şöyle mi? Kübra anlatıyorum. Sus lan. Sana bu zevki sen... yaşatmayacağım. Hayır. Çok sana bu zevki yaşatmayacağım piç. Ya Oğuzhan bırak anlatsın ya. Normal bir şey yapmış gibi anlatıyorsun. Anlat. Şeyden bahsediyorsunuz değil mi? Menü olayından, patates. Evet. Sipariş olayından bahsediyoruz. Evet. Tamam. Evet. Drogs'la abi bir kız diyelim. Yemek yiyecekler. Yok erkek de istiyorsun karnım, abi. Karnım acıktı diyor. Hani bir şeyler yiyelim mi falan yapıyor. Kız da utanıyor şey yani ben bir patates yerim diyor. Lan kız utanmıyor. Aç tek. Utanıyor. Diyor ki ben bir patates yerim diyor. Bu arada harbiden. Drogs'la kendine kocaman bir menü söyleyip kıza sadece patates söylüyor amına koyayım. Ama patates. Kızın gözünün salak, önünde hamburgeri şey kendi patatesini yemek. De paylaştırabilirsin. Üç tane patates veriyordu sana iki kişilik menüden. Bizimle bizimle iddia ettiğimiz olumluk şuradan kaynaklanıyor. Yani kıza da bir şey söyleseydin aynı ne yiyorsan kız da yemek istemiyorsa bırakırdı, yemek istiyorsa da yerdi. Yani nezaket. Niye bıraksın ki madem açsa kız da açım desin. Neden utanıyor? Hayır işte bu be. Hayır. Bak hayır. İşte bu abi. Hayır. Jirox'cum bir saniye brom. Bir durur musun? Bak dinliyorum sen şeyden bahsediyordun. İlk defa tanıştığın biriyle utanırım. Abi diyordum. Gerçekten bak, ya. İmkanı yok abi. Ne alakası var? Kızın yanında bir arkadaşı dakika, var Ali'yim zaten. Bir dakika. Hayır. Bir dakika Ali'nin buna mantıklı bir açıklaması var. Brom, bak, Ali anlatsana. Benim, Allah aşkına bir anlat. Benimle hiç böyle oturup sohbet etmişliğimiz yani çok yok. Oturup sana yemek söyleyeceğim. Kalkıp şey der misin? Evet ya açım bana da bir şeyler söyle demezsin. Yok yemeyeceğim falan filan yaparsın. Hani o Kübra'yı şu anki yani. Konuşmanın ben Kübra'yla ilk kez konuşuyorum bu arada. Ha. Şu yarım saat içindeki konuşmalarından tanıdığım kadarıyla der bu arada. Evet. Bir şey diyeceğim bu arada. Kız evet ya açım demez yani. Evet olabilir ben de bir şeyler yiyebilirim diyebilir. Bak, hayır Kübra'ya söylüyorum. Samimi yapar hani. Yok yemeyeceğim. Vallahi falan filan mı yaparsın? Bir yoksa şey söyleyebilir miyim? Ben söyleyeyim mi direkt? İlk kez tanıştığım, görüştüğüm biri hoşlandığım kişi mi oluyor aynı zamanda? Hayır. Normalde ilk kez tanıştık yani, arkadaşım. Yani flörtleşme ihtimaliniz de var yok da arası.
Abi direkt söylerim. Ya evet falan da açın bir şeyler yiyebiliriz derim yani. Bana da bunu alabilirsin derim. Hatta menünün ismine kadar söylerim. Bundan al. Hatta yanında acı sos ve sarımsaklı mayonez de gelsin derim. Galiba o yüzden sevgilim ya. Ne oldu hani o rospu çocuğu yaşayamadın mı istediğiniz gibi? Amına koyarım. Bir şey diyeyim mi? Bu çocuğa bu primi verdiğiniz için çok mutlu oldum. Ama bak şöyle bir ihtimal de olabilir. Bir dakika şöyle bir ihtimal de olabilir. Kızın çok bu şekilde tanıştığı erkek olmayabilir mesela veya bu konularda çekingen olabilir veya karşısındakinden çok fazla hoşlanıyor olabilir. Ondan da utanıyor olabilir. Kızın karakterine bağlı tamamen. Bu arada sarımsaklı mayonezde beni kaybettin. Yani abi beni sarımsaklı mayonez yemeyen erkek duruyordur abi. Yok ben de yerim ama ilk buluşma için mükemmel bir seçim abi. Öğlen de sucuk ye. Buluşma değil ki amına koyayım ya. Öğlen de sucuk ye Ozan. Ondan bahsetmiyorum. Mares sucuk he. Ya ne yapıyorsunuz? İlk buluştuğunuz kızlar direkt öpüşüyor musunuz? Niye sarımsaklı mayonez olmaz? Suratına karşı da yani en azından yüzümüz bir 15 santimden daha yakına geldiğinde sarımsak kokmayı da istemem öpüşmesem dahi. Onu da yediririm. Emre bugün amına koyayım bol soğanlı lahmacun yerken öyle demiyordun. Daha sevgilisi mi? Bugün mi? Öpüşecek biri mi var rak burada? Rak kafalı FIFA lansmanında değil miydik sonuçta? Kız vardı yani böyle 15 böyle bir metre yakında biri vardı yani veya her neyse. 15 metre değildi o zaman. Tam metre işte 1 metre falan vardı yani bildiğin o zaman dibinde. Bak ben de soğan kokusunu sevmem mesela. Soğan çünkü yedikten sonra bütün vücudunda kokmaya başlıyor. Ama sarımsaklı mayonez öyle değil. Sarımsaklı soğan mayonezin kendine has bir kokusu var ve o içinde kalıyor. Şu başkasına gitmiyor. Soğan yediğinde bütün vücudu kokuyorsa ve sarımsakla sadece ağzı kokuyorsa ve öpüşmedikleri için sorun değilse bütün vücudunun kokması niye sorun soğan yediğinde? Bütün vücudun derken sarımsak yedikten sonra bütün vücudu sarımsak kokusu yani yanında otursan bile o sarımsak kokusu geliyor konuşmasına gerek yok. Senin ebeni bir sikerim şunu banlasanıza. Bak senin gerçekten bulur amına koyarım çocuk. Oyy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 y
Gerçekten sakin. Sikerim belanı. Sakin. Hangisini ya? Buldum ben. Ha. Ben. Bir daha o chatte Ali siktir git gördüm. Japon olsanız Mehmet göndermiş. Kübra kız demiş. Ali siktir git bu arada ya. Ben Ali'yi yeni tanıyorum da cidden bir Ali siktir git diyesim geldi ya. Vallahi içinden özür dilerim. Doğru bir şey değil mi? Ekibe çabuk ısın. Hoş geldin abi. Hoş geldin abi ekibe. Hoş geldin. La Ali siktir git. Oğlum herkes yazıyor Ali işte. Böyle yaparsan çocuğa boşuna 12 saat time'ı atar. Ali alınmadın değil mi? Ama senin arkadan yok canım. Yanılmıyorsun. Yazmayın yazmayın. Valla alınıyor ya. Yazma yazma. Yazma abi alınıyor. Yazmayın yazmayın. Abi bir suç. Bir şey diyeyim mi? Dur. Bu oyunu anlaşılmıyor Ozan abi. Dur ha. Bir sarılsanıza birbirinize. Valla şu an hem cinsel tansiyon hem çiftler arası şey kalp değil abi. Bir sarılsanıza birbirinize. Aynen bak Iruka Sensei çözdü olayı. Bir sarılın abi birbirinize. Ah San modda değil abi. Bir sarılın birbirinize. Adam niye 23 saat ban yedi? Kazandığım lane'i bu oyunu verdim ya. Oğlum atma Ali atma. Atma Ali. Adama siktir git Ali dediği için gidip de bir saat atma Ali. Bir gün atma. Mantıksız bir şey söylediğim zaman boş yaptığın zaman yazılması okey. Ya Ali tamam. Oğlum bir oğlum, adam bana ya. Da söylemiyor. Siktir git diyor. SG kardeşim, yazıyor oğlum. Bizim yayınların zaten bitişi. Biz gidiyoruz güle güle diyoruz. Adamların hepsi siktir git yazıyor zaten. İnanılmazsın Ali harbiden. Bunlar sen alınganlaşmışsın. Takar oldun ya. Oğlum nasılsın deyince sana ne? Güle güle deyince siktir git yazan adamlar bizim chatimiz yani. Bizim mimimiz bunlar Ali. Goygoy'un da okeyim. Oğlum tamam kendi mimimiz lan bunlar. Her cümleme söylenmesi abi tilt değil mi? Düşünsene. E tamam yükleyse de her şeye Resident Sleeper diyoruz. Adam haftaya Ukrayna'ya gidiyorum diyor. Resident Sleeper abi gitmezsin diyoruz adama. Bana yıkık diyorlar düşünsene. Her gün sana yıkık dediklerini düşünsene. Her gün. Bak. Bak. Ha? Ne oldu lan sen bir sinirlendin. Sinirlendi. Abi gerçekten devam edelim abi. Bak gerildik. Sarıldılar da birbirlerine. Açtım Monchet abi devam edelim. Gerildik abi. Devam. En son çocuğa yaklaşıp belki de şu kız birini bir şey yapsın da herkes rahatlasın ya. Black Hawk 100 bit göndermiş. Ali'nin sevgilisi var. Immortor'un yok. Konu kapandı demiş. Kapı. Devam. You hold that strong, confident eye contact. Oh. I'm like a confident woman. Evet.
Nice one. Seçimimiz doğru mu? Doğru. You know, I really like your style. Biliyor musun cool, tarzını yani gerçekten like beğendim. Gerçekten well, cool görünüyorsun. Giymesini bilen bir erkek gibisin. You give good compliments. I'm Richard by the way. Ben Richard bu arada. Aa ben Louis. Öpüştüler. Nice evet. To meet you. Nice to meet you. Şu an yeseydi sarımsak mayonezi. Adam almıştı sarımsağın kokusunu bu arada. Deep note devam. Ya kulüpte nerede sarımsaklı mayonez yiyeceksin? Öğlen yiyecek gelecek. Okey. Siktir git ya. Şıklar. Kübra dinle. Oğuzhan sakin ol. Black Oak 100 bit göndermiş. Ali'nin sevgilisi var. Cirox'u yok. Kolu kilit yazmış. Ucu sana da değmiş. Tamam. Ben de daha demin dedim. Yok. Devam ediyoruz. A şıkkı. Kübra dinliyor musun? Dinliyorum buradayım. Ona harika olduğunu ve çok daha kötü olanlarla yattığını söyle. B şıkkı ona sahip olduğu 3 kaliteyi yani 3 özelliği sor. C ona bakire olduğunu söyle. Güzel yalan ha. Ne bildin Oğuzhan kıyafetinden mi anladın? Bence B. B. Gerçi kıyafetinin anlamına gerek yok. Önce tuvalette adamla seviştik. Doğru. So, Richard, doğru. Richard, hızlı bir soru. Bana seni anlatan, klipteki diğer erkeklerden farklı kılan 3 şeyi söyler misin? You know, that's the question I normally ask girls. Bu normalde kızlara sorduğum bir soru dedi. Ego yapma abicim, söyle. Well, I'm actually honest. Sometimes too honest. Bazen çok dürüst oluyorum. I'm quite kind. İyi niyetli sayılırım. Özellikle de yabancılara. Ve when I like something, I get bir şeyi beğendiğim zaman alırım. I bet you do. O da eminim alırsın. Kız da. Alıyorsun şu cool. Anda. Şu an alıyorsun şu an. Dans devam ediyor. Oğlanın dansı inanılmaz değil mi? Japon 31 bit göndermiş. İlkim sensin demiş. Teşekkürler aşkım. Teşekkür ederim aşkım. İyi yalan ha. Bir çocuk oldu. Onunla da olur gibi oldu ama tam olmadı. A şıkkı. Bir gecede kaç kere yapabilirsin? Evet. B şıkkı. Kendine bir şey şampanya aldırtmaya ya. Çalış. Alıp almayacağını gör. C şıkkı ona kedi kadın taklidini göster. C şıkkı. You like comic books, yeah? I like the Marvel movies, yeah. Oh, so you like Catwoman? She's DC, I think. Bir dakika. Batman. Altta yeah, yazanlarla yeah, yeah. Üstteki farklı. All evet. Guys love Catwoman, right? She's really sexy, yeah. Yeah, right. Oh my God. Şu an kedi kadın taklidi yapıyor. Evet, bayağı seksi dedi adam. Kız da, bak şimdi hazır mısın yapıyorum dedi. Wow. Stay still. That's not really what. Kedi belli ki cins değil. Belli ki tekir abi. What's this? You ready? You ready? Adam kaçtı. Kaçılın adamı Kübra. Now after that. Geri dönüşümüz yok mu? Var. Kedi kadın taklidiyle kaçırdın. Be herhalde. Böyle kedi kadın taklidi yapacağını düşünmüştüm. Yani nasıl bir kedi kadın taklidi yapacağını düşünmüştüm. Daha böyle flirty, sexy değil mi? Evet. Gene de iyi bir kedi kadıncı bence. Kedi kadın. Kadıncı. Belli ki evet evet. Kedi belli ki Mart, Mart ayındaki kedi kadın belli ki bu. Sarımsaklı mayonez taklidi. A şıkkı bir gecede kaç kere yapabilirsin? B şıkkı sana bir şişe şampanya alıp alamayacağını gör. Abi şimdi A diyeceğiz. Çok abartacak. Aynen. Tamam mı? Bak beni bir dinleyin. Hadi şunu B yapalım. Oğlan mı abartacak? Hayır kız abartacak. Mesai gene mi bitti lanına koyayım ya. Çocuğu tekrar kaçıracağız. En düzgününü seçelim zaten bokunu çıkarıyor kız. Okey. Storm X God 2 TL göndermiş. Ben niye 43.836 saniye ban yedim? Bakalım abi. Hemen bakıyorum. Abi sen neden yedin? Sen mi attın?
43.000 attıysa bizi mi atmışım biraz önce? Abi Ali. Abi o adamın banını açar mısın bulup? Söyle Nick abi. Storm X God. Vescud 2 TL göndermiş, saplı ona Emre demiş. Ya ben değil, Kübra oynuyor. I'm so thirsty. You got some drink there? Yeah, but I want ne oyna demiş? Like maybe ne oyna demiş? Yo, oyun demiş. Güzel oynuyorsun, devam et demiş. Ha. Bottle of champagne? Oh, bottle. Sure, why not? Listen, darling. Finish your drink. And I'll be thirsty in a minute from all this dancing. Oğlan bizi ekecek bu arada. Probably not champagne. Önünde hiç kim var? Hayırdır dedi bize. No, that's the right option. And in this situation. Doğru cevapmış. Ama oğlan ters yaptı. Yani şampanya şeye dedi gerek yok dedi. Yani önünde hiç ama kim var? Ama iyi yanından bakalım. Demek ki düşünüyor. Daha fazla sarhoş olmasını istemiyor. Tek gecelik bir kız tavlamak için mekana gittim. İsteyeceğim şeyler. Daha fazla sarhoş olması bunun içine girebilir. Belli bir doza kadar. Richard, I don't know what your preconception of me is, but I don't normally look like this. Yeah, what do you look like? Kızın yeterince sarhoş olmuş. Dedi ki, ben normalde zeki bir kızım. Ama şu an benim karanlık tarafımı görüyorsun. Ben psikoloji master'ı yapıyorum. Aha, benim kızım meslekten. Ama dedi, burada dedi, şu an dedi, karanlık tarafımı gördüğün için dedi. Baba dedi. Hikayeden dedi, haberin yok dedi. A şıkkı dedi. Telefonunu sorgula, hani böyle numarasını alma yoluna git. B şıkkı, herhangi bir zührevi cinsel yolla bulaşan hastalığı olup olmadığına dair emin ol. Toru iyi misin? Ya ben niye bir iki dakika konuşmayacağım bile Toru diyor. İki dakika değil, 15 dakika oldu. Biz de merak ettik, sorduk merak yani abi. Arkadaşımız değil misin? Tabii bir şey yapmıyorum, iyiyim şu an. Teşekkürler, beni düşündüğünüz için. Amı be mi? Tek kişilik ilişki yapacaksak neden telefonunu sorguluyoruz? Aslında sorgulamak olmayabilir o kelimenin karşılığı. Bana bir saniye izin ver. Telefonuyla ilgili onu kızdırmış tam ya. Karşılığı benim hata. Telefonuyla ilgili onu kızdır. Yani kim bilir nasıl bir şey yapacak bilmiyorum karşılığını. B'yi seçelim. Bu kadın çok dengesiz. Seçtim. Hayırlısı. Storm X Card 2 TL göndermiş. Ali kanka maçacak mı bana demiş. You don't have an STI at the moment, do you? STI. Sexually transmitted infection. No, babe, of course not. Okay. Yeah, I'm clean right now too. Okay. Yeah. Thank God I got rid of the syphilis. I mean, who gets that nowadays? Hikaye çirkin bir yere gitti. Oğlan dedi ki temizim dedi. Ben de bu aralar temizim. Kasık mantarından kurtulduğum için dedi çok dedi mutluyum dedi kadın. Yanlıştı cevap vermiş. Yanlış. Listen, Lydia is rich. Yeah. Listen, I'm happy for you. I'm just gonna go get a drink. Right? Oğlan ekiyor bizi abi. Bu şu an çok içim kalktı be. Diğer seçenek kaldı zaten geriye. İyi. Bu kız var ya, ablam sen git duşa gir ya. I'm not. What do you mean? Your phone's so old. Telefon çok eski diye aşağıladık şu an oğlanı. You caught me on that one. But I'm gonna get you back. Oh. Beni bununla yakaladın ama intikamını alacağım. Güven bana dedi. Cool, that's the right. Devam ediyoruz dans etmeye. Bu dans süreci bayağı uzun sürecek galiba. You know, some guys really have no idea. Biliyor musun bazı oğlanların bir kızı nasıl çekeceğiyle ilgili hiçbir fikri yok dedi. Çok üzücü. Yani bardaki mesela oğlan iyi görünüyor, iyi bir çocuk. Ne dediğini biliyor musun? Hey bebeğim, numaramı kaybettim. Seninkini alabilir miyim? Daha önce bir kere kullanmıştım. 14-15 yaşındayken dedi oğlan da. Bunlara açtım havaları yapıyor. Şimdi Kübra. Evet. A şıkkı. Şirin küçük elleri hakkında iltifat yap.
B şıkkı yakın zamanda başka bir randevunun olduğunu söyle. Bunun karşına bakacağım, yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bunun karşılığı yokmuş. Bunun karşılığını Translate'te de bulamadım. Lovely'nin karşılığı ne? Lovely. Behave lovely. Lovely. Lived böyle şey sapıkça herhalde. Bence onu yapma, kuduracak böyle, kafa yiyecek. Aynen, yine vallahi kudurmaya bağlı. Yani küçük elleriyle çapkınca mı? Herkes farklı bir şey yapsın. A yapsın bence. Tamam, A'yı seçtim. Bir erkek için çok güzel ellerim var dedik. Bayağı yumuşak ve sevecen, güzel. El losyonumdan dolayı dedi adam da cevap olarak. Ve şu an el ele dans ediyorsunuz. Evet, bunu bir noktada bir ilerleme. Awesome, that's the right choice. What plans you got for the weekend? Evet. Hafta sonu ne yapıyorsun? Ailemi görmeye gideceğim, rahatlayacağım. Sen ne yapıyorsun? Çalışmam lazım cumartesi ama pazar boşum. Büyük ihtimalle masaja gideceğim dedi oğlan da. Belki ben de masaja giderim. Güzel fikir dedi. Ne zaman kötü fikir oldu ki dedi. Oğuzhan geri geldi. Ve şu an kızı kesiyor dans ederken. Did I tell you I work in pharmaceuticals? Şimdi oğlan eza ilaç üretme işindeymiş sevgili Kübra. Okay. Ve oğlana bir ilaç verdi. Opsiyonları... Oğlan buna bir ilaç mı verdi? Oğlana ilaç verdi, bizim oğlan. Ha, oğlana. Okay. Harikas. A. Uyuşturucu satıcısı olması ile ilgili onu suçla. B. Sorun etme. Ne dedi ilacı verirken? Hiçbir şey demedi. Sadece ilaç verdi. Sen de ne oldu öyle az önce dedi. O da öğlen bir şey değil dedi. Bence A. Ben B seçerdim. Biliyor musun? Seni evime davet edecektim ama sen dedi bir uyuşturucu satıcısın dedi. Sen insanları öldürüyorsun. Dedi. Baksana. Kız çıldırdı. Cevaplar bence çok değil. Direkt abarttı. Belli yani. Uçak değil ha. Ama belli olmuyor. Uçak değil ha. Yapmaya da biliyor. Bu antihistamin if anyone wants something whatever. Hay fever. Özetle, doğru seçeneklerde abartmıyor mesela. Özetle ağrı kesici ve benzeri bir şey varmış yanında. Oğlana onu vermiş. Kız başım mı ağrıyor demişti ki. Yok, oğlana verdi. Peki, kıza vermedi. Ha. Anlamamışsın ki. Ha, kız verdi. Torbacı. Hayır. Adam torbacı. Allah adam, adam torbacı değilmiş işte yani, anladın mı? Nasıl değil? Değilmiş. İlaç şey ağrı için bir ilaçmış. Oyuncan, değil mi? Ve bunun için vermiş yani. Ama adam hiçbir şey söylemeden veriyor. Çok saçma. Hayır, diyem demek ki diğer oğlanla muhabbeti varmış. Bir konusu varmış. Uyuşturucu satıcısı değilmiş yani adam. Hayır, diğer çocuğa mı verdi? Evet. Ben de öyle anladım. O yüzden onu seçtim. It doesn't even matter. Wait. You're going back. No, hang on a minute. That guy's got severe hay fever. He could die at any minute. So it's just extra strength, extra strength antihistamine. Antihistaminmiş verdiği ilaç. Hastalığı geçsin diye. Ve buradan çıkalım deyip gidiyorlar şu an oğlanla. Güzel. Sonuç? Excellent, that's the right option. Final? Bence devam vardır mı? Cool. Tamam, so normally women that are looking to be... Bir şey diyeyim mi? Şimdi kapatıp şu önü porno açacağım ya. Bir sonraki neymiş? Abi bir sonraki daha da sıkıcı bir şeymiş gerçekten. Evet. Bitti mi? Okey evet. Mi? İnanılmaz hayal kırıklığına uğrayarak bitti. Yani evet, tek gecelik takılmalık oğlan buldun kendine. Kazandık yani. Yani teknik olarak kazandık sanılabilir. Aslında kazanmadık yani. 50 tane yanlış seçenek seçtik ve... Evet. Ben tek atardım onu.
Bir yandan tuvaletle hiç tanımadığımız bir oğlanla sevişmeye kalktık kokain etkisindeyken. Büyük ihtimalle zürrevi hastalığımız da var. Oğlanı da hasta edeceğiz. Falan filan. Aslında çok iyi gitmedi ama yine de